PKK yandaşları Güneydoğu'da terör estirdi. Birçok ilde yasa dışı eylemler düzenlendi. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü bahane eden eylemlerin başlıca adresi Şırnak, Cizre ve Silop ilçeleri oldu. Cizre'deki olaylar teröristlerin caddelerde ve otogar mevkiinde yol kesmeleriyle başladı. Karayolunu bariyerlerle kapatan yüzü maskeli gruplar daha sonra müdahale eden polisle çatıştı. Zırhlı araçların üzerine taş, molotof ve havai fişek yağdı. Saldırı sırasında araçlardan bazıları alev aldı. Yanan araçlar tomalar tarafından söndürüldü. Gece boyu silah sesleri susmazken ilçede çıkan olaylarda bir polis kolundan yaralandı. Silopi'de de manzara aynıydı. Akşam saatlerinde 3. cadde üzerinde toplanan maskeli teröristler burada da olay çıkardı. Saldırıya geçen gruplara polis basınçlı su ve gaz bombalarıyla karşılık verdi. İlçede göz gözü görmedi. Gerginlik sırasında Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Oruç hafif yaralandı. Tamam. İyi. Siirt'te de gece olaylı geçti. Polis burada da hedefti. Emniyet lojmanları önündeki güvenlik noktasına el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıya karıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da ise terör alarmı vardı. Kent çapında güvenlik önlemlerini artıran polis Suruç ilçesinde bomba yüklü bir otomobil ele geçirdi. El yapımı 13 bomba, uzaktan kumanda düzeneği ve 40 molotof kokteylinin bulunduğu araçla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Maskeli teröristler Hakkari'de de sokaklardaydı. Cumhuriyet Caddesi'ne güvenlik önlemi alan zırhlı araca saldıran grup daha sonra Kayacan Caddesi'ndeki bir dershaneye hedef aldı. Bina önce taş ardından molotof yağmuruna tutuldu. O sırada güvenlik kameraları kayıttaydı. Bunu fark etmeleri ise çok sürmedi.